hücrenin en dış yüzeyini örten dokuya örtü doku denir. Arkadaşlar epidermis ve periderms olmak üzere iki farklı örtü doku var. Bitkilerde otsu olan kısımları epidermis örtüyor, odunsu olan yüzeyleri ise periderms örtüyor. Epidermisin faaliyeti ve epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla meydana gelen yapılar var. Bunlardan bir tanesi kütükula, bir diğeri stomalar, bir diğeri hidatod, bir diğeri tüy, bir diğeri ise arkadaşlar emergens. Evet, peridermisten ise mantar doku oluşuyor ve aynı zamanda lentiseller oluşturuluyor. Lentiselin diğer adı ise kovucuk. Epidermisle devam edelim. Arkadaşlar epidermis bitkinin otsu yüzeylerini örtüyor demiştik. Şurada görüyoruz, yapraktan örnek verdik. Yaprağın üst yüzeyini örtüyor. Hem üstte epidermis var, buna üst epidermis adını veriyoruz. Bir de alt kısımda var, alt epidermis adını veriyoruz. Evet, hücreler arası boşluk var mı ona bir bakalım. Arkadaşlar şuralara baktığımız zaman sıkı sıkıya yan yana dizilmişler ve tek sıra halinde dizildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla hücre arası boşluk yok. Tek sıra halinde diziliyorlar. Kloroplast var mı? Kloroplast yok. Yani bunlar fotosentez yapmıyorlar. Kofulları biraz daha büyük. Çünkü en dış kısımda yer almalarından dolayı turgor basıncı oluşturup biraz daha dirençli hale gelmeleri gerekiyor. Epidermis nerelerde var? Çiçekte, meyvede, yaprakta, otsu gövde, kök ve çok yıllık bitki gövdesi şeklinde sormuşuz. Arkadaşlar otsu olan yüzeyleri örtüyor dedi. Dolayısıyla çiçekte, meyvede, yaprakta, otsu gövdede ve kökün otsu kısımlarında, yani uç kısımlarına yakın kısımlarda bulunuyor ama çok yıllık bitki gövdesi olumsuz bir yapıya sahip olduğu için bu bitkide mevcut değil. Epidermisin faaliyetiyle meydana gelen yapılardan biridir kütükula. Epidermis hücreleri hücrenin dışına doğru kütin adı verilen bir madde salgılar. Bunun dışında aynı zamanda mumsu bir madde de gönderiyor. Ve sonuçta bu ikisi birleşerek kütükula adı verilen bir yapıyı oluşturuyor. Dolayısıyla epidermisin dış ortama bakan şu şeperleri biraz daha İçeriye bakan çeperlerine göre daha kalın olmuş oldu. Kütükulanın görevleri nedir? Arkadaşlar mum biliyorsunuz, bu mumsu yapı lipid tabiatında bir maddedir. Lipidlerinde hidrofob olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bitkinin iç kısmındaki suyun dışarıya doğru çıkışını engellemeye çalışacak. Yani bitkilerde su kaybını azaltıcı yönde etkisi var. Evet, yine dışarıda biraz daha kalın bir örtü olduğu için dış ortamdan gelecek olan mekanik etkilere karşı da belirli oranda da olsa koruma yapar. Evet, yine arkadaşlar asit yağmurları oluyor. Asit yağmurlarının bitkinin canlı olan epidermis ve diğer kısımlara ulaşmasına belirli bir oranda da olsa engel olmuş oluyor. Evet, bir başka görevine geldiğimiz zaman, örneğin mikroorganizmalar acaba bu tabakanın içinden geçerek bitkinin iç kısımlarına girebilir mi? Giremeyecektir. Evet, kütükula aynı zamanda gaz kaybına karşı da bitkiyi koruma altına alabiliyor. Çünkü bu tabakanın gazları geçirgenliği oldukça azdır. Peki bir bitkinin neresinde bulunur? Şimdi otsu bitkileri ve odunsu bitkileri ayrı ayrı bakalım. Arkadaşlar kütükula epidermisin faaliyetiyle meydana geldiği için bitkinin otsu kısımlarında bulunuyordu epidermis. Dolayısıyla da kütükula bitkinin otsu kısımlarını örtecek. Yani çiçekte, yapraklarda, otsu gövdede, meyvelerde bulunabiliyor. Ancak kökte kütükula tabakası yok. Bunun nedeni ne? Çünkü bitkiler kökleri aracılığı ile topraktaki suyu alır. Eğer buraya kütükula tabakası konulmuş olunsaydı o halde bitkiler topraktan suyu alamaz. Odunsu bitkilerde ise yine odunsu bitkilerin otsu kısımlarında bulunacak. Yani yapraklarda arkadaşlar yine otsu bitkilerde olduğu gibi
çiçeklerinde aynı zamanda meyvelerinde de bulunabiliyor. Ancak şurada gördüğümüz odunsu kısımda fütikula yok. Çünkü burayı epidermis değil, peridermis örtüyor. Fütikula bitkileri su kaybına karşı koruyor. Dolayısıyla bitkinin yaşadığı ortamın nemlilik derecesi ile fütikula tabakasının kalınlığı arasında bir ilişki ortaya çıkıyor. Bitkinin yaşadığı ortamdaki nemlilik derecesi artarsa bu bitki su kaybetmekten korkmaz. Dolayısıyla fütikula tabakasının kalınlığı bitkinin yaşadığı ortamın nemlilik derecesi arttıkça azalacaktır. Peki tamamen su içinde yaşayan bitkilerde durum nasıl olacak? Bu bitkilerde arkadaşlar fütikula tabakasının kalınlığı ya çok 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 az olacak ya da çok az ince olacak ya da olmayacak. Peki fütikula bitkinin biliyorsunuz iki tane epidermis vardı. Biri üst epidermis, bir diğeri alt epidermis. Şimdi burada fütikula üst epidermiste mi bulunacak, alt epidermiste mi bulunacak? Bitkinin yaprağında veya bitkinin vücudunda bulunan su her iki taraftan da çıkabilir. O yüzden de iki yüzeyi de biz fütikula tabakasını ekleyeceğiz. Hem üst epidermis hem de alt epidermis de var. Peki hangisine daha kalın? Arkadaşlar üst taraf daha fazla güneşe, ısıya maruz kalıyor. Bu yüzden de üst epidermisteki fütikula kalınlığı alt epidermisten daha fazla. Epidermisten oluşan bir diğer yapı tüyler. Arkadaşlar tüyler epidermis hücrelerinin dışarıya doğru uzantısı sonucunda meydana geliyor. Tüylerin şurada kofullarını görüyoruz. Koful büyük. Büyük kofulları sayesinde almış olduğu suyu turgor basıncı oluşturmakta kullanıyor. Böylece ince olan bu hücreler turgor basıncı sayesinde dik durmuş oluyor. Tüy çeşitleri var. Örtü tüyleri, savunma tüyleri, salgı tüyleri, tırmanma tüyleri ve kök emici tüyleri. Arkadaşlar örtü tüyleri şurada yan tarafta görüyoruz. Yaprağın üzerinde bulunuyor. Buradaki temel amaç hava akımına karşı bitkiyi korumak. Çünkü burada hava akımıyla birlikte bitkideki kaybolacak yani buharlaşmayla kaybedebileceği su miktarını azaltacak. Aynı zamanda bir şemsiye gibi de görev alıyor ve güneşin ısıtıcı etkisine karşı da yaprak yüzeyini korumuş oluyor. Yani genel olarak söylersek bitkiyi su kaybına karşı koruyor. O halde bu yaprak tüyleri su kaybetmekten korkacak olan bitkilerde olacak. Kim su kaybetmekten korkar? Tabii ki kurak bölgede yaşayan bitkiler. Dolayısıyla da kurak bölge bitkilerinde bulunuyor. Bir diğer yapı emergens, diğer ismiyle dikenler. Arkadaşlar diken olduğuna göre ne düşüneceğiz? Tabii ki bitki kendini koruyacak. Amaç bu. Yalnız tüylerden farklı olarak epidermis hücrelerinin yanı sıra parenkima bazılarında ise farklı dokular da katılabiliyor. Dikkat edeceğimiz noktalardan biri de arkadaşlar kaktüslerdeki dikenler. Kaktüslerdeki dikenler bir emergens değil. Onlar yaprakların küçülmesiyle meydana gelmiş olan yapraklardır. Buradaki temel amacı neydi kaktüslerin? Yaprağının yüzey alanını küçülterek su kaybını azaltmaktı. Evet, stomalara geldik. Arkadaşlar stomalar iki tane hücreden meydana geliyor. Tabii önce stomaların diğer isimlerini de yazalım. Arkadaşlar stomalar bekçi hücreleri, kapatma hücreleri, gardiyan hücreleri, gözenek hücreleri gibi isimler verilmiş. İki tane hücre var. Şurası bir, burası da iki. Bu hücrelerin dış tarafa bakan, epidermise bakan çeperleri ince. Stoma hücrelerinin birbirlerine bakan şurada gri renkli görmüş olduğunuz çeperleri ise kalın. Yani dış çeper ince, iç çeper kalın.
Bu da arkadaşlar stomaların açılıp kapanmasına yarayan bir durum. Arkadaşlar stomalarda kloroplast bulunuyor. Bu da stomaların fotosentez yaptığını gösteriyor. Fotosentezde biliyorsunuz karbondioksit özümlemesi, inorganik maddelerin organik maddelere dönüşümü, ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüşümü, glikoz sentezi, fotofosforilasyon ile ATP üretimi gibi olaylar var. Bu olayları stomalarda gerçekleştiriyor. Glikoz sentezi dışında yine diğer bitki hücrelerinde olduğu gibi arkadaşlar nişasta sentezini de gerçekleştiriyor. İki hücrenin arasında şurada por adı verilen açıklıklar var. Arkadaşlar bu açıklıklardan gaz alışverişini gerçekleştirecek. Stoma hücrelerinin büyüklüğü ve porların büyüklüğü bitkiden bitkiye farklılık gösterebiliyor. Stomalar arkadaşlar transpirasyon yani terleme ile su atıyor. Aynı zamanda gündüz açık olduğunda karbondioksiti alıyor. Biliyorsunuz fotosentezde karbondioksit lazım ve fotosentez ürünü olan oksijen atıyor. Dikkat edeceğimiz nokta burada suyun nasıl atıldığı. Yani suyun 3 formu var. Katı, sıvı, gaz. Arkadaşlar stomalar suyu gaz olarak yani buhar olarak atar. Bu da bize neyi gösteriyor? Stomalar sadece gaz alışverişi yapar. Yani suyu da gaz olarak atıyor. Şimdi suyun burada çözücü özelliğinden faydalanamadığı için tuz, kireç gibi yapıları dışarıya atamaz. Arkadaşlar stomaların dışa bakan çeperlerini ince, iç yüzeye bakan çeperlerinin kalın olduğunu, yani asimetrik bir çeper olduğunu söyledik. Bu da stomaların şu açıklığının tam olarak kapanmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla hani gündüz karbondioksit alır, oksijen verir demiştik. Gece ise tıpkı bizim gibi oksijen alır, karbondioksit verir. Evet, terleme ile birlikte fazla suyu atar. Arkadaşlar bitkilerde şöyle yaptığımız zaman yapraklarda bulunan fazla suyu dışarıya doğru atıyor. Ve sonuçta aynı zamanda yaprakta bulunan fazla ısıyı da uzaklaştırmış oluyor. Arkadaşlar yapraklarda su dışarıya çıktığında gaz olarak o zaman yaprakların ozmotik basıncı ve emme kuvveti artıyor. Yapraklarda oluşan bu emme kuvveti sayesinde köklerden alınan suyun yapraklara ulaşması sağlanıyor. Yani suyun yukarı çıkmasında görev alıyor. Arkadaşlar su bitkide sıvı olarak taşındığı için mineral maddeleri de beraberinde yapraklara götürüyor. Su ve mineral maddeler yaprağa geldiğinde su gaz olarak çıktığı için stomalar mineral atamıyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla minerallerin yaprakta kalmasını sağlıyor. Peki stomalar bitkinin neresinde bulunacak? Arkadaşlar bitkilerde iki tane sistem vardı. Birisi kök sistemi, bir diğeri ise sürgün sistemi. Şimdi kök sisteminden su alınıyor. Buradan su kaybetme problemi yok. Suyun kaybedilebileceği yerler sürgün sistemi. Dolayısıyla stomalar köklerde bulunmayacak. Yine sürgün sisteminde bulunacak. Peki sürgün sisteminin nerelerinde bulunabilir? Arkadaşlar epidermisin bulunduğu yerlerde var. Bir başka deyişle kütükulanın bulunduğu yerlerde var. Ama yapraklarda oldukça yoğun bir şekilde bulunuyor. Gövdede de, otsu gövde için konuşuyorum, bulunabilir. Çiçekte yine bulunabilir. Açılıp kapanarak su attığına göre o zaman bitkinin yaşadığı ortamın nemlilik derecesi stomanın sayısı arasında da bir ilişki var. Nemlilik arttıkça bitkiye giren su artacağından bu fazla suyu da atmak isteyeceği için bitkinin stoma sayısı da giderek artacaktır. Yani doğru orantılı. Kütükulayla da arkadaşlar bildiğimiz gibi ters orantılıydı. Şuna kütükula dersek, şuna da stoma dersek, stoma ve kütükula arasında nemliliğe bağlı olarak nasıl bir değişimin olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Kütükula genel olarak bitkinin daha çok şurada da gördüğümüz gibi alt epidermisinde bulunur. Üst epidermiste bulunması bitkinin yaşadığı ortamın nemlilik derecesinin yüksek olması gerekiyor. Yani
Nemlilik derecesi arttıkça üst epidermiste bulunacak olan stoma sayısında da bir artış görülüyor. Epidermis seviyesine göre konumlandırılmasına bakalım. Arkadaşlar, kurak bölge bitkilerinde su kaybı korkusu daha fazla olacağı için stomaları epidermis seviyesinin biraz altına yerleştiriyorlar. Şu şekilde epidermis seviyemiz bu. Epidermis seviyesinin altında. Ilıman bölge bitkilerinde ise nem miktarının artışına bağlı olarak stomalarda epidermis seviyesine doğru geliyor. Nemli bölge bitkilerinde su kaybı tehlikesi çok fazla olmadığı için o yüzden stomalarını epidermis seviyesinin üstüne doğru çıkarıyor. Hatta bu bitkilerde üst epidermiste de arkadaşlar stomalar bulunuyordu. Tabi burada dikkat edeceğimiz bir husus daha var. Kurak bölge bitkilerinde stomalar epidermis seviyesinin hemen altına yerleştiriliyor ama aynı zamanda bu stomaların olduğu kısımların üzerinde tüyler de bulunuyor. Böylece hava akımı da kesilmiş oluyor. Çünkü burada hava akımı da geldiği zaman buharlaşma fazla olur ve su kaybını da artırmış olur. Epidermisten farklılaşarak oluşan son yapımız hidatotlar, diğer adıyla su sabığı. Arkadaşlar, hava neme doyduğunda stomalardan terleme ile su atılamaz. Evet, bitkideki su atmosferdeki sudan, tabi buhar halde, ondan bahsediyoruz. Eğer bitkideki su yoğunluğu atmosferdekinin altında ise difüzyon kurallarına göre maddeler az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama geçemez. Zaten gazların da aktif taşınımı olmaz. Bu yüzden stomalardan su dışarı çıkamıyor. Ama kısilen borularından sürekli olarak su geldiğinde yaprak da hücreleri de suya doymaya başlıyor. O zaman burada su zamanla kısilemde birikerek dışarıya doğru sıvı olarak çıkıyor. Yani stomalardan farklı olarak stomalar suyu gaz olarak atıyordu. Hidatotlar ise suyu sıvı olarak atıyor. O halde sıvı olarak attığı için biliyorsunuz su sıvı haldeyken çözücüdür. Su ve mineral maddeler birlikte yapraklara veya bitkilere doğru gelir. Ve su sıvı olarak çıktığından dolayı o zaman dış ortama doğru mineral maddeleri de atar. Stomalardan önemli farklarından biri de bu. Aynı zamanda suyun sıvı olarak çıkabilmesi için kısilen borularının hidatotlara da doğrudan doğruya bağlanması gerekir. Arkadaşlar, stomalar gibi hidatotlar da iki hücreden oluşur. Fakat bunların çeper kalınlıkları simetriktir. Yani stomalarda olduğu gibi iç çeperi kalın, dış çeperi ince gibi bir durum söz konusu değil. Her yerde çeper kalınlığı aynı. Dolayısıyla stomalar gibi açılıp kapanmıyorlar. En önemli özelliklerinden biri de stomalar yaprak dışında farklı organlarda da bulunabiliyordu. Ama hidatotlar yalnızca yapraklarda bulunur. Yaprakların ucunda ve kenarlarında yer alır. Arkadaşlar, damlama dediğimiz olay hava neme doyduğunda gerçekleşiyor. Peki hava ne zaman neme doyar? Sabahın erken saatlerinde. Önce gün olarak yazalım. Mevsim olarak düşündüğümüz zaman en çok damlamanın görüldüğü mevsim ilkbahar. İklim kuşağı olarak düşündüğümüz zaman ise tropikal iklim kuşakları. Stoma ve hidatotları karşılaştıralım. Arkadaşlar, her iki hücre de canlı. Farklaştığı yapıyı sormuşlar. Her ikisi de epidermisten farklılaşarak meydana geliyor. Stomalar iki hücreden, hidatotlar da iki hücreden oluşuyor. Stomalar terleme aynı zamanda gaz alışverişi yapar. Hidatotlar ise suyu sıvı olarak atıyor. Biz bu olaya mutasyon, yani damlama adını veriyoruz. Suyun atılma formu sorulmuş. Stomalar suyu gaz olarak, yani buhar olarak atıyor. Hidatotlar ise suyu sıvı olarak atıyor. Mineral atılma olayı var mı? Stomalarda yok ama hidatotlarda var. Açılıp kapanma stomalarda var, hidatotlarda yok. Odun borularıyla bağlantı, stomalarda böyle bir bağlantı yok, hidatotlarda var.